Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ilginizi çekecek bir konuyla karşınızdayım. Zaten başlıktan da anlaşılacağı üzere kuşlarımıza veba aşısı yapacağız. Bakın 6 tane suluğum hazır. Çakıl'ı da buraya ayırdım arkadaşlar. Çakıl'ın dışkısında problem var. Birincisi ishal ilacını vereceğim. Bu ilaçtan sonra, çünkü bunu 2 saat sonra almam gerekiyor. Bir de bu sularını verdikten sonra tam böyle şeylerinden bahsedeceğim. Tam 5'te vereceğim, 7'de alacağım. Bir de özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi hemen sularımızı verelim çünkü tamına 16.59. Geceden beri suları yok arkadaşlar. 2 saat boyunca bunları içmeleri lazım. Bakın videoda da zaten şeyleri belli. Sınırları belli. Evet geldi. Kuşumuz görüyorsunuz. Hemen saldırdılar yani hemen. Evet, veba aşımızı kuşlar içiyorlar. Aşı dediğim iğneyle olan bir şey değil arkadaşlar. Hemen takalım. Zaten sınırlar belli arkadaşlar. Full doldurdum. Hemen ondan arta kalan sınır 12. Şunu hemen üstlerine koyup bir aşılarını takayım arkadaşlar. Daha sonra neden yapıldığına geleceğim. Bakın zaten tabanı da efsane bir şekilde yulafla kirlettiler. Yulaf verdim. Tüyleri yani tüydeler diye. Yavrusu olan kuşlara birkaç gündür mama vermiyorum. Sebebi de şu arkadaşlar. Çünkü bu şeyde yavruların yemle de beslenmesi lazım. Hemen buna da taktım. Ve son aşımız nerede? Evet burada. Onu da hemen şöyle üzerine bırakayım arkadaşlar. Çakıla takacağım. Ve onu da taktım. Yukarıya kaldıralım. Evet. Şimdi durumlardan bahsedeceğim. Bunu hemen verme sebebim şu arkadaşlar. Tamı tamına verip tamı tamına almak gerekiyor. Şu anda sulara gidip gitmediklerini görmem gerekiyor. Şunu bir çıkartayım. Evet, kuşlarımıza veba aşılarını verdik. Akşamdan beri susuzlar arkadaşlar. Evet, Spangler'imiz de ilk olarak içti. Paşamız içti. Rıfkı içti arkadaşlar. Şu anda Çakır içiyor. Bakın, Duman içiyor. Şunlar su için şu anda birbirlerini yiyorlar. Görüyorsunuz. Çakır içti arkadaşlar. Hepsinin içmesi gerekiyor. Bakın bu da zaten deli gibi suyu içiyor. Geceden beri susuzlar. Dün akşamdan beri susuzlar arkadaşlar. Bu aşıyı yapmak için geceden beri bunları ben susuz bıraktım. Yavrulu olanlarınkini de sabah çıkarttım. Sabahtan beri susuzlar. Yani 2 saat boyunca, şu andan itibaren 2 saat boyunca bu suyu içmeleri lazım. Görüyorsunuz kavga ediyorlar su için. Şimdi diyeceksiniz ki yaptığın canilik bu şekilde olmaz falan diye, ama arkadaşlar ağzına tutup da hani kursağına bassam kusuyorlar. Şekil abi bu. Ondan o konuya da geleceğim. Kuşları bu ilaç için susuz bırakmak zorundayız. Bu veba virüsü. Kuşlara veriyoruz ki önlem olsun, yani veba bulaşmasın diye. Zaten veba virüsü bulaşan hayvanları bu ilaç verdikten sonra hemen öldürür arkadaşlar. Eğer o kuşa bulaşmışsa. Bu ilacın fiyatı arkadaşlar 40 lira. Veterinerden alabilirsiniz. Toz halinde, toz flakon halinde arkadaşlar. Flakonun boyu şu kadar bir şey. 40 lira. Pahalı bir ilaç. Onu söylemem gerekirse pahalı bir ilaç gerçekten. Ama gerçekten çok yararlı bir ilaç. Mesela bakın bu içti. Tamam, bunda artık tamamdır. Bu sudan yani miktarını biraz azaltması lazım. En azından hani böyle birkaç parmak kadar suyu içmesi lazım. Zaten çok hani 2 saat zamanı var. Çok fazla bir zamanı yok. Bir süre sonra, 2 saatten sonra bununla mikroplar üremeye başlıyor. Bakın zaten hepsi teker teker sularını içiyorlar. Çok şükür hani hepsi içsin arkadaşlar. Hani bunlar gerekli şeyler kuşlarımıza. Sezon öncesi ben aslında bunu yapmayacaktım. Bu aşıyı yapmayacaktım. Normalde benim hani annem babam kendi kanatlı hayvanlarını yapıyorlar. Hintorozlarını yapıyorlar arkadaşlar. Hintorozlarını yapınca bana da teklif ettiler. Hani dediler kuşları da yapalım. Allah korusun öyle bir sıkıntı olursa bütün şey gider falan diye. Ben ağır gelmesinden korktum ama öğrendim ki yapılabiliyormuş, sıkıntı yokmuş. Ölçtüm, biçtim, işte dozunu falan ayarladık arkadaşlar kuşa göre. Ona göre içine kattık ilacımızı. Şimdi suluklara koydum. Saat 5, akşam 5, 17.00. Tam 17.00'da önlerine koydum arkadaşlar. Tam video esnasında koydum. Şimdi de bunların içmelerini bekliyorum. Bakın dışkısında bir problem var. O bariz belli. Bu başka kuşun dışkısı. Bu çakılın dışkısı. Yeşilli olan, sümüksü olan. Ve poposuna ciddi anlamda dışkı yapışıyor. Bu ilaçtan sonra yani 2 saat sonra mikostatini vereceğim arkadaşlar. Çakıla mikostatini vereceğim. Ve onların yani kursak mantarı var. Başlangıcı var. Onun önüne geçeceğim. Onu nasıl anladım? Kusmasıyla anladım arkadaşlar. Kusma mevcut çakılda. Yani verdiğim kesinlikle hiçbir şeyi kabul etmiyor. Kendisi de çok az yiyor. Dışkılaması çok az.
poposuna yapışıyor. Abiye'nin dışkısıyla tıpa tıp aynı. Kursak mantarı başlangıcı var. Ha, nereden geldi bu illet başımıza dersek de inanın bilmiyorum. Bakın dün ben mesela çakılı 2 dakikalığına buraya atmıştım. 2 dakikalığına attım. Kuş burada 1 saat falan kaldı. 1 saatte hiçbir şekilde dışkı görebiliyor musunuz? Hiçbir şekilde dışkı yok yani. 1 saat boyunca burada kaldı ve dışkılaması yok. 2 dakikalığına atmıştım. 1 saat falan burada kaldı arkadaşlar. Çakılda bir problem var. O bariz belli. Ama şu anda şu veba açısından sonra tamamıyla onların şeylerine geçeceğiz. Ha, neleri yapacağım arkadaşlar? Buna bu sel ilacını kullanacağım veba açısından sonra. Bakalım bir dışkısına. Dışkısına düzelmelerin olduğunu görmüştüm arkadaşlar. Şu sıvı olanlar eski dışkısı. Bu ızgaraya yapışanlar da yeni dışkılar. Bakın mesela şurada bir tane telde. Yani ızgarasında yeni bir dışkı var. O yeni dışkısı arkadaşlar. Takip ediyorum yani. O düzelmeye başlamış. Onu düzelten de isel ilacımız. Çok şükür isel ilacımız çok etkili bir ilaç. Onu da bir önceki videomda dediğim gibi açıklama kısmına bırakmıştım. Bir veya iki önceki video arkadaşlar. Adını söyleyemem. Valla çok değişik bir adı var. Her neyse. Bu isel ilacı dediğim gibi 40 lira gibi bir fiyatı var. 2-3 ayda bir kullanılıyor. Eğer tavuk gibi, horoz gibi böyle büyük kanatlı hayvanlarınız varsa da 45 günde, 1 ayda bir uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben kuşlara 2 ayda bir, 3 ayda bir uygulamayı planlıyorum. Şu anda Eylül ayındayım. Ekim, Kasım gibi tekrardan uygulayacağım arkadaşlar. Bu arada bakın çakır da ötüyor. Kafasını falan kabartıyor, enseyi kabartıyor. Bakın. Fark eden arkadaşlar görmüştür zaten. Ötüşlerine başladı. Onun dışında hani hafif hafif kurularına başladı. Eski haline dönüyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar böyle olmasının sebeplerinden biri de tüy dönemi. Çok ağır bir şekilde tüy döküyor. Ben bunu fark ettim. Tülde falan da bayağı bir tüy var. O da çok yıktı yani bildiğiniz kuşu. Neyse Allah'tan bu veba aşısını atlattık. 2 saat sonra önlemen alacağım. Kuşlara herhangi bir zararı yok. Onu da araştırdım. Ve bana şunu söylediler. Yağsız sütle karıştır. Daha sonra suya karıştır. Öyle ver. Bunun hani ben kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. Veteriner dışında biri söylemişti bunu bana. Yağsız sütte, yani sütte laktoz vardır arkadaşlar. Laktoz kuşları mahveder. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Ve bunun içindeki şu anda virüs. 2 saat sonra almazsan bu sefer bakteriler üremeye başlayacak. Hiç gerek yok. Hemen 2 saat sonra alacağız. Veba hastalığını bir araştırın. Ne olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Kuşu can çekiştire çekiştire öldüren bir hastalık. O yüzden yani ben yapılması taraftarıyım. Eğer bu kadar hani en az bu kadar kuşunuz varsa yapmanız taraftarıyım. Ya da hani en basitinden şu kafes yani tarzında mesela dörtlü kafesiniz varsa bu çel kafesler falan. 4 takım kadar kuşunuz varsa 4-5 takım kadar uygulamanızı tavsiye ediyorum. 40 liralık bir ürün size yaklaşık 4-5 ay kadar götürür. Yani ayı hesaplarsanız 10 liraya falan geliyor. Bence kullanmanız taraftarıyım yani ben kullanın. Zararı olmaz ve kuşlarınız eğer Allah korusun veba tehlikesi geçirirse kuşlarınızı koruyor. Veba da bu arada bir tane kuşu öldürmez, onu söyleyeyim. Mesela bu odada olsun ya da şu yan odalarda olsun oradan bile gelip sizin en ufak elinize bulaşıp yani kuşu hasta edebilecek bir hastalık. Allah korusun gerçekten çok ağır bir hastalık. Kuş nefessiz kalıyor, can çekişe çekişe gidiyor yani. Tavuklarda da gördüğüm oldu bunu. Çok ağır bir hastalık harbiden. O yüzden ben size tavsiye ediyorum. Dedikten sonra yavrularımızı falan göstereceğim ama bir de şunları yapacağım arkadaşlar. Şu tabanlarını, bakın şu tabandaki beyaz kağıtları, şundakini, çakıldakini ve buradakini, bir de rızkıdakini arkadaşlar temizleyeceğim. Tekrardan bir dışkı takibi yapacağım kuşlarımıza vebadan sonra. Veba ha, isteri düzeltmez ama yani bunların zaten dışkısı veba dışkısı değil arkadaşlar. O vebanın virüsümün öyle bir şey, değişik bir adı var. Benim Instagram'a attığım dışkı tablosunda mevcuttu. Bu arada şunları bir şey yapayım. Bu arada ben bunları çiftleşirken gördüm arkadaşlar. Umarım tekrardan şey olmaz. Erkek üzerine çıktı ama müdahale ettim ama inşallah öyle bir problemleri olmaz tekrardan. Şöyle bir göstereyim. Lütfen maşallahlarınızı esirgemeyin. Gerçekten süper beslemişler maşallah. Göz çizgileri belli olmuş arkadaşlar. İki tane büyük yavrumuzun. Üstte olan büyük, altta olan küçük. Şuradaki birinci yumurtamız çıkacak. Özge'nin yumurtası. Şuradaki de arkadaşlar Sultan'ın çıkacak. Aynı gün çıkacak yumurtaları. Onlar bakalım. İnşallah çıkacaklar. Şöyle bunlar zaten birbirlerini besliyorlar. Devamı ki arkadaşlar veba aşımızı da yaptık. İnşallah hayırlısı olur.
Bakın, Sultan da içiyor. Süper. Harbiden süper. Rıfkı içti, Paşa ile Sultan içti. Duman içti, Özge'yi görmedim. Özge de içer arkadaşlar. Buradakilerin neredeyse hepsi içti. Bu içti, onu biliyorum. Bir de Çakıl da içti arkadaşlar. Kuşlarımızın neredeyse hepsi içti. Gerçekten çok çok iyi oldu. Bundan sonra, bu vebadan sonra 2 saat sonra arkadaşlar, saat 7'de önlerinden sularını alacağım. Ve 1 saat susuz bırakacağım tekrardan. 8'de önlerine ishal ilaçlarını koyacağım. O verdiğim ishal ilacını koyacağım. Yine aynı şekilde karıştıracağım ve koyacağım. Ondan sonra da arkadaşlar bunlar yine birkaç saat boyunca içecekler o ishal ilacını. Tekrardan hani ishal ilacından sonra mesela buna da ishal ilacı koyacağım. Ağzına da mikostatin damlatacağım. Şu anda çakılımızda bir gösterelim. Çakıldaki yani çakıl iyileşecek gibi arkadaşlar. Yani durumu çok çok kötü değil. Ama dışkı hali beni hiç yani beğenmedim. Gerçekten dışkısını hiç beğenmedim. Zaten önceden de dışkısı o ilaçla bir güzeldi. Yarım bıraktık diye bu şekilde oldu. Tek hatam bunların arasına atmak oldu. Hani bunların arasına atmasaydım en azından şey olabilirdi. Biraz daha devam etseydim söylenebilirdi. O biraz benim şey oldu arkadaşlar. Sıkıntı oldu. Bakın görüyor musunuz? Birbirlerine resimler. Ya erkek hareketleri var o beyazda ya valla. O beyaz büyük ihtimal erkek ya. Beyaz Spanyol. Benim mutasyon deyip durdum. Mutasyon falan değil ya. Ben ona sürekli mutasyon diyorum da. O mutasyondan ziyade renk güzeli. Evet maşallah. Oo, hem de diğerini besliyor. Kendinkini değil. Çok değişik. Diğer kendi dişisi. Burada. Bak diyor. Arkadaşlar, kuşlarımızın durumları bunlar. Yavrularımıza gösterdik. Özge dışarıdayken yumurtalarını bir gösterelim. Bu arada bunun son yumurtasıyla Özge'nin ilk yumurtasının yerlerini değiştirdim. Şu anda görüyorsunuz. Şey yapacağım arkadaşlar. Özge'nin ikinci yumurtasıyla büyük ihtimal bunun son yani ikinci yumurtası çıkacak. İkinci yumurtası aynı anda çıkacak, günleri aynı. O yumurtayı da buradan alıp buraya kaydıracağım. Yani ilk çıkacak bunda Rıfkı ve Adiye'nin yumurtası. Bu arada o yumurtaları da kurtarmış olacağız. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Bu arada burada da 3-4 tane falan yumurta yani yavru çıktığında içeriden yavrulardan birkaçını buraya kaydırabilirim. Öyle bir durum olabilir. Çünkü burada 2 tane yumurta aynı anda çıkacak. Bir de bundan kaydıracağım bir tane. 4 tane de öyle olacak. Yani bayağı bir yavrumuz olacak inşallah. Bunlar bu arada çiftleşmeye çalışıyor. O yüzden dedim öyle. Bunları ben çiftleşirken yakaladım. Çiftleştikçe yumurtaları alacağım altından. Boşu boşuna çiftleşmesin yani. Öyle onları idare edeceğiz. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.